hocamıza çok teşekkür ederiz. Şimdi şöyle bir organizatörlerden belki yardım isteyeceğim. Biz Profesör Dugin'i bekliyorduk. Bağlanıyor muyuz Dugin'e yoksa başka bir konuğumuz geldi? Evet, Alexander Sotnichenko. Sotnichenko. hoş geldiniz bir kere. Hoş bulduk. Çok memnun oldum ama şeyi bir saniye bir şeyi netleştirelim. Profesör Dugin bağlanamıyor mu? Hazır. Hazır. O zaman O zaman başkan. O zaman Profesör Dugin'le baş başayız. Profesör Dugin hakikaten şeydi. Bizi 2001'di zannediyorum değil mi Sayın Başkan? Gelişi Türkiye'ye gelişi. Efendim? Öyle mi? 96'da geldi. Hakikaten Avrasya Hareketi'nin başkanı olarak geldi. Başkan yardımcısı Sayın Perinçek'ti. Hakikaten şey açtı bize, bambaşka bir pencere açtı. O pencereden de çok yararlandık. Evet, şimdi karşımızda Profesör Alexander Dugin. Buyurun efendim. Değerli Türk dostlarım, gerçekten içtenlikle sizleri tebrik etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü için sizleri içtenlikle tebrik ediyorum. Bunun son derece önemli bir uğrak olduğunu düşünüyorum Türk tarihinde. Çünkü söz konusu 100 yıl boyunca Kemal Atatürk'ün dahiyane fikirlerinin hala hayatta olduğunu, canlı olduğunu gördük. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti yaşıyor. Modern Türkiye, tabii ki Türk halkının bir eseri ve tabii ki harikulade Mustafa Kemal Atatürk'ün bir eseridir. Ve Türkiye Cumhuriyeti tabii ki adeta Türk halkının tarihi dehasının bir kanıtıdır ve karşımızda devlet formuyla çıkmaktadır. Dolayısıyla Asya'daki devlet deneyimini, devlet genliğini düşünmek çok önemli. İçinden geçtiğimiz dönemde küresel liberal sistemin çöküşünü görüyoruz. Batı hegemonyasının çöküşüne tanıklık ediyoruz ve tam da bu bağlamda şu aşikar. Batı sistemi, Batı ideolojisi, mesela ABD'nin stratejisi, Avrupa Birliği'nin stratejisi bize şunu gösteriyor. Yani söz konusu ülkeler artık dünya halkları için, dünya insanları için yaşanabilir, makul bir sistem kuramıyorlar. Yani Batı'nın hegemonyası gerçekten bitmiş durumda. Ve Batı siyasetinin değerleri, Batı kavramları, mesela Batı'nın devlet kavramı, Batı'nın siyaset kavramı bu artık bu değerler evrensel değerler olarak görülemez. Bizim artık batılı olmayan siyasal sistemleri düşünmemiz ve araştırmamız gerekiyor. Ve Türk devleti tabii ki Balkanlar'da, Anadolu'da son derece önemli bir örnek teşkil etmiştir. Bu örnek bize batılı olmayan bir siyasal sisteme dair son derece önemli bir örnek sunmuştur. Yani batılı olmayan halkların kendi orijinal ve güçlü sistemleri nasıl inşa edebildiklerine dair son derece değerli bir örnek sunmuştur. Peki batılı olmayan bir devlet formu mümkün müdür? Biz tabii ki buna olumlu bir yanıt verilebileceğini biliyoruz. Batılı olmayan politik bir sistem tabii ki mümkündür. Söz konusu sistemler fonksiyoneldir, ayaktadır.
Çin'i, Türkiye'yi, başka batılı olmayan devletleri bu konuda örnek olarak tabii ki düşünebiliriz. Dünyanın halkları, dünyanın insanları. Rahatlıkla batılı olmayan sistemleri tahayyül edebilirler, kendi politik sistemlerini tahayyül edip hayata geçirebilirler. Günümüzde bu son derece önemli bir mesele haline almış durumda. Çünkü Batı'nın dayattığı neoliberal siyasetin çöktüğü bir dönemden geçiyoruz. Artık Batı evrensel bir örnek teşkil etmiyor. Ve Batı'nın politik ideolojisi, yani her şeyden önce de liberal politik ideoloji, artık evrensel bir model olarak kabul edilmiyor. Yani başka milletler için, başka halklar için takip edilmesi gereken evrensel bir model teşkil etmiyor. Bu anlamda baktığımızda bizim gerçekten dikkatimizi odaklamamız gereken yön batılı olmayan sistemler. Örneğin Çin'i düşünebiliriz. Çin'in politik sistemine baktığımızda çok farklı bir model görüyoruz. Çin'de batılı anlamda bir kapitalizm yok. Batılı anlamda bir bireycilik yok. Çin'in oluşum sürecinde son derece özgün bir sentez olduğunu görüyoruz. Bir tarafta komünist fikirler, kapitalizmi kontrol ediyordu, sınırlıyordu, liberalizmi, bireyciliği bastırıyordu, liberal demokrasiyi engelliyordu komünist fikirler. Fakat bu komünist fikirler bir taraftan da Çin'in kadim politik geleneğiyle bir simbiyoz oluşturuyordu. Çin'in tabii ki aydınlanmış bir devlet kültürü var. Çin tarihi boyunca devletin adeta cennetin bir tahayyülü olarak düşünüldüğünü görüyoruz. Bu anlamda Çin devlet geleneği, Çin'in aydınlanma fikriyatı, Çin'in hikayenin aydınlanma geleneği üzerinde inşa edilmiştir. Ve Çin devleti cennetle yeryüzü arasındaki bağlantıyı kuran adeta yapıydı. Ve bu bağlamda Çin siyasetinin modernite öncesi gelenekleri son derece değerli. Dolayısıyla Çin'de de komünizm ortaya çıktığında ortodoks komünizm olarak karşımıza çıkmıyor. Ve bu gelenek üzerine aslında kendi kültürünü inşa ediyor. Yani klasik Marksist öğretilerin ötesine geçen çok daha farklı bir komünizm tahayyülü görüyoruz şimdi. Ve bu anlamda aslında Çin'de devrimci sınıf kavramının genişlediğini görüyoruz. Çin'deki devrimci sınıf kavramı köylüleri de içerecek şekilde genişletiyor. Çünkü Çin'deki gerçekliğe tekabül eden perspektif buydu. Dolayısıyla Çin'de bir sentez ortaya çıktı. Kapitalist olmayan, liberal olmayan fikirler, yani Marksizmin fikirleri, uluslararası Marksizmin fikirleri diyelim, bir tarafta bu vardı. Diğer tarafta da Çin'in kadim tarihi ruhiyatının olduğunu görüyoruz. Yani bu kadim Çin imparatorluk geleneği artan bir şekilde son dönemde daha vurgulanır hale geldi. Xi Jinping, yoldaş Xi Jinping bu anlamda çok açık bir şekilde bu gerçekliği kabul etti bence. Yani Çin'in çok kadim politik geleneklerini sosyalizmle birleştirdiklerini net bir şekilde vurguladı. Dolayısıyla buna vurgu yapmak çok önemli. Yani Çin gerçekten harikulade bir deneyim gerçekleştiriyor adeta. Yani bir taraftan kapitalist olmayan, liberal olmayan Marksizm geleneğini alıyor. Bunu alıp yerel, milli geleneklerle, Çin gelenekleriyle birleştiriyor. Ve bu
tam da aslında Çin'in siyasi kimliğini, günümüzdeki Çin devletinin politik kimliğini oluşturuyor. Peki bu nasıl işliyor? Bence bu sentez harikulade bir şekilde işliyor. Çin'in ekonomik büyümesi, Çin'in demografisi, Çin'deki sosyal adalet yapısı gerçekten o kadar kuvvetli ki Amerika Birleşik Devletleri ve kolektif olarak Batı diyeceğimiz odak Çin'i başlıca düşmanları, başlıca rakipleri olarak görmeye başladılar. Küresel çaptaki bir numaralı düşmanları olarak görüyorlar. Ve Çin'in elde ettiği bütün bu sonuçlar, bütün bu başarılar bize batılı olmayan bir siyasal sistemin mümkün olduğunu gösterdi. Ve bu batılı olmayan siyasal sistemin inşasının kapitalizmin reddi, liberal demokrasinin reddi üzerinde yükseldiğini gösterdi. Yine bu batılı olmayan siyasal sistem Çin'de batının politik ve politolojik standartların evrensel olmadığı fikri üzerinde yükseldi. Bu bence son derece önemli bir husus. Bence bu durum bize tam da aslında takip edebileceğimiz bir örnek sunuyor. Diğer bütün ülkelerde bunu bir örnek olarak masaya yatırmak mümkün. Özellikle kendi bağımsızlıklarını, egemenliklerini savunmaya çalışan bütün diğer ülkeler için son derece önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum Çin'in. Batı politik sistemini taklit etmek, işte politik organizasyonlar nezdinde, devlet nezdinde, bütün bu tür çabalar aslında bence hiçliğe giden bir yoldur. Çünkü Batı tam da şu anda bir çöküş sürecinde. Batı medeniyetinin değerleri, işte efendim LGBT değerleri, işte ailenin yıkılması. İnsanlar arasındaki normal ilişkilerin reddi. Bütün bu teknokrasinin yükselişi, işte insanın yerine yapay zekanın geçmesi. Yani Batı toplumunda ahlakın ortadan kayboluşu, işte bunlar aslında hepsi Batı medeniyetinin giderek sonuna yaklaştığının birer emaresi. Ve dolayısıyla bu, yani adeta batmakta olan bu gemiye binmeye çalışmak bence çılgınlık olur, bence sorumsuzluk olur. Ve bu kesinlikle bizi, yani batılı olmayan diğer ülkeleri olsa olsa bu ancak yıkıma götürür. Bu aslında tam da şu anda Rusya'daki gelişmelerin de çok önemli bir açıklamasını sunuyor. 1990'lı yıllarda Rus tamamen Batı tesiri altındaydı. Söz konusu dönemde Rusya Batı'nın anayasasını, işte efendim Batı'nın politik sistemini, devletini bu dönemde taklit ediyordu. Ve Rusya o dönemde neredeyse tamamen yıkımın yani kenarından geçti. Fakat şu anda Rusya kendi geleneksel değerlerini tekrar keşfediyor. Rusya'nın Ortodoks gelenekleri, Ortodoks Kilisesi, Rusya halklarının kendi normları, Rusya halklarının kendi kültürel kodları ve giderek artan bir hızla Batı'dan uzaklaşıyor Rusya ve biz kendi yolumuzu keşfetmeye çalışıyoruz. Kendi devletimizi, kendi yöntemlerimizi inşa ediyoruz. Çünkü bizler Ruslar olarak tam bir geçiş noktasındayız şu anda. Putin'le beraber adeta alternatif bir politik ideolojinin ortaya çıktığını görüyoruz. Ne liberal bir politik ideoloji bu, ne bu klasik komünist bir ideoloji, özgün bir ideoloji. Ve bu yeni politik ideolojinin oluşumu noktasında tam da yani Rusya'nın yeni bir devlet geleneğinin aslında oluşmaya başladığını görüyoruz. Bu yeni Rus devlet geleneği bir taraftan kapitalist olmayan, liberal olmayan kavramları içine alıyor. Yani Batı'da olmayan kavramlar bunlar. Fakat bunun yanında bir de Rusya'nın kendine has geleneklerini koyuyoruz. Dolayısıyla iki tane kaynağımız var yine. İki ilham kaynağımız var bu politik geleneğin inşasında.
ve yani batılı olmayan klasik liberal sistemin de klasik komünist sistemin de ötesinde yeni bir aslında geleneğin ortaya çıkışı. Bu arada bu konuda benim de bir çalışmam var. Söz konusu eser de Türkçe'ye çevrildi. Ben de kendi çalışmamda tam da aslında Batı'nın politik modernistlerin nasıl aşılabileceğini anlatmaya çalışıyorum. Ve aynı zamanda alternatif batılı devrimci düşünceyi, yani liberalizmin eleştirisi üzerine kurulu olan batılı devrim düşünceyi, devrimci düşünceyi Rusya'nın modernite öncesi gelenekleriyle nasıl birleştirmek gerektiğini söylüyorum. Yani bir taraftan ulusal değerler, bir taraftan geleneksel değerler, Rusya'nın kendine has kültürel kodları var. Bunu alternatif, eleştirel, devrimci fikirlerle birleştiriyoruz. Yani liberalizmi reddeden alternatif fikirler. Şimdi Çin çok daha fazla mesafe kaydetmiş durumda. Çin bu anlamda bu kendine has nevi şahsına münhasır Çin devletinin inşasında daha fazla mesafe kaydetti. Rusya da aynı yola çıkmış durumda fakat daha başlarda. Şimdi Rusya ile Batı arasındaki çatışmanın da giderek büyüdüğünü görüyoruz ve bu çatışma aslında Rusya'yı daha da fazla kendi yolunu açmaya teşvik ediyor, itiyor. Asya'daki devlet geleneği, devlet deneyimi, yani Batı dünyasının haricindeki bir devlet inşa etme birikimi son derece önemli bu bağlamda. Ve Kemal Atatürk'ün inşa ettiği sistem, yani modern Türkiye inşa eden sistem, bence bu bağlamda ne liberalizm olarak adlandırılabilir? Çünkü devletin son derece büyük bir önemi var Atatürk'ün politik tahayyülünde. Yani tam olarak milliyetçilik olarak da bunu atfetmek kolay değil. Çünkü ırkçılıkla aslında çok yakından ilişkilendiriliyor bu milliyetçilik. Oysa Türkiye'de çok farklı farklı halkların uyum içinde, ahenk içinde Türk devleti altında birlikte yaşadığını görüyoruz. Ve tabii ki bunu, tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ün tahayyülü komünist bir toplumda değildi. Dolayısıyla Kemalizm aslında yine bir alternatif politik teorinin, batılı olmayan teorinin harikulade bir örneği olarak düşünülebilir. Yani Batı ideolojisinden bir takım özellikleri, veçeleri almıştır, doğru. Bunları son derece özgün bir Türk sistemiyle birleştirmiştir. Bu son derece önemli. Yani Kemalist sistem hiçbir zaman Batı'nın bir taklidi olmamıştır. Son derece özgün bir katkıdır ve gerçek anlamda bir politik icattır adeta. Ve Türk devletinin tarihi de Türk devletinin rekabet gücü, iç kuvveti tam da süreklilik noktasında bunu teyit etmektedir. Fakat aynı zamanda şunu da düşünüyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun eleştirisi, özellikle de Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminin eleştirisi modern Türkiye'nin başlangıcında çok anlamlı, çok kritik bir rol oynamıştır. Tam da bu eleştiri temelinde politik organizasyonun yeni prensiplerinin temelleri atılmıştır. Fakat zaman içinde tarihsel deneyimin ilerlemesiyle beraber günümüzde şu an öyle bir uğrağa yaklaşıyoruz ki Osmanlı İmparatorluğu'nun müsbet, olumlu veçelerini de dikkate alabiliriz. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş dönemini değil ama yükseliş dönemindeki değerler çok kritik. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun yaratılış, oluşum dönemindeki özellikle kurucularının, kurucu babalarının katkılarını hesaba katmak çok önemli. Özellikle işte Osman Gazi gibi ilk Osmanlı padişahlarının buradaki katkısı çok önemliydi. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun burada görkemini gerçekten kavramak kritik. Dolayısıyla bence biz bu politik yaratıcılık sürecini sürdürmeliyiz. Bunu Mustafa Kemal Atatürk başlattı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı bu politik yaratıcılık süreci. Profesör Dugin beni duyuyor musunuz efendim? Efendim, ses kalitesiyle ilgili bir sorun var. Sesiniz bize çok net bir şekilde ulaşmamakta. Çünkü sanırım bir takım teknik meseleler olabilir. Acaba rica etsek birkaç dakika içinde toparlayabilir misiniz konuşmanızı? Tabii ki, tabii ki.
Tam da ben de zaten ana fikrime gelmiştim. Yani az önce bahsettiğim argüman üzerine bir makale yazmayı düşünüyorum. Yani Türkiye'deki devlet inşası deneyimi ve batılı olmayan sistemlerdeki devlet inşası deneyimi birikimi üzerine. Ve tabii ki kongrenize başarılar dilemek istiyorum. Ve bütün değerli Türk dostlarıma da sevgilerimi iletiyorum.